Ruby. Hey. He's taking a video. Yeah, he's good. Türk'üm, babam ha? Türk. Ciddi misin? Neredesin? Evet, İstanbul'da. Çok memnun oldum. Çok oha, memnun bakın. Kafalara bak. Kafalara bak. Manyaklar. Yemin ediyorum tam böyle manyak bir arkadaş grupları var belli zaten. Köprüye giden yol burası. Herkese selam. Bugün size Osaka'nın hem akşam halini hem de gece halini göstermek istiyorum. Arkamda bir Anime Mate mağazası var. Bu mağaza 5 katlı. İçeride tahmin edebileceğiniz anime üzerine her şeyi bulabilirsiniz. Dergiden tutun, CD'lere kadar, oyuncaklara kadar. Bu mağaza bayağı ilgi görüyor burada. İçeriği böyle ufaktan göstermek istiyorum. Bununla ilgili daha sonra bir video çekmeyi planlıyorum. Welcome to Osaka. Bu sokakta anime kızları çalışıyor. Bunlar genelde kafelere, restoranlara, barlara, klaplara müşteri çekmeye çalışıyorlar. Böyle sokak boyu gidelim, size burayı göstermek istiyorum. Şöyle. Tabii GoPro 8 ile ne kadar iyi görünür bilmiyorum ama elimden geldiğince size bu sokağı göstermek istiyorum. Buradaki hayatı, yaşantıyı. Bir de bugün cumartesi günü, o yüzden gece hayatı çok hareketli geçecek. Şu an akşam saat 7:17 geçiyor. Bir de size saat 2-3 gibi halini göstermek istiyorum. Saat 2-3'te burada neler oluyor onu göstermek istiyorum. Hadi böyle yol boyunca yürüyelim. Burada çok fazla anime üzerine oyuncakçı var. Çok fazla mağaza var. Hep anime üzerine. Bakın. Burası da aynı şekilde. Hemen yan tarafta öyle. Burada da bir sürü oyuncak var. Çok fazla talep var. İnsanlar sürekli gelip buradan oyuncak falan alıyor. Bu yol böyle devam ediyor. Uca kadar gidiyor. Daha sonraki caddede klapların, gece hayatının yoğunlukta olduğu yerler var. Dotonbori'ye doğru gidelim. Dotonbori buranın en hareketli, turistlerin yoğun olarak gittiği bir yer. Bakın burada da aynı şekilde mağaza var. Bununla ilgili uzun bir video çekmek istiyorum çünkü Türkiye'de de anime izleyicileri çok fazla biliyorum. Kostümlerle duran kişiler genelde mekanlara, kafelere, barlara müşteri çekmeye çalışıyor. Burada bu şekilde bakın müşteriyle muhabbet edebilirsiniz. Kostümlerle genelde size servis yapıyorlar. Benim çok ilgi alanıma girmediği için animelere dair hiç böyle fikrim yok. Sadece böyle yol üstünde size gösteriyorum. Hi. How are you? Bu ara sokaklarda çok güzel barlar, kafeler var. Gerçekten dikkat çekiyor. Kede çok fazla Koreli gördüm, Çinli gördüm. Bir de aynı. Çok fazla Koreli ve Çinli var. Güney Kore Japonya'ya çok yakın olduğu için normal. İnsanlar buraya tatile geliyorlar. Bir de zaten Asya'da biliyorsunuz sıra bekleme olayı çok meşhurdur. Bakın insanlar burada sırada bekleyip bilmiyorum bana çok şey geliyor, bu kadar sırada beklemek, ne kadar bir yemek ne kadar lezzetli olabilir? Yarım saat bekleyeceksin sadece sırada. Bilmiyorum. Burası çok iyi görünüyor. Burada genelde mekanlar çok küçük. İnsanlar sıkış tıkış takılıyorlar.
Keşke ben size burayı dün gösterseydim. Çok fazla burada takım elbiseli insanlar var gece hayatının içinde. İnsanlar cuma günü işten çıktıktan sonra direkt mekanlara akın ediyorlar. Burada ne varmış? Dayı açık alanda bir restoran yapmış kendine. Çadırları falan koymuş yağmur yağarsa diye. Falan işte böyle küçük restoranlar var abi bakın. 5-6 kişinin takılabildiği, değil mi? 5-6 kişinin takılabildiği yerler, küçük yerler. Bu sokaktaki bütün restoranlar büyük ihtimalle aynı şekildedir diye düşünüyorum. Böyle bir girelim sokağa. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kişinin oturabileceği bir bar. Buradaki barların çoğu bu şekilde. Tamam, burada da aynı şekilde küçücük bir bar var. Barların çoğu böyle 4-5 kişilik, 6-7 kişilik en fazla. Maşallah bugün GoPro hiç kapanmadı. Neredeyse 10 dakikadır çekim yapıyorum. Normalde kaç gündür bana sıkıntı çıkarıyor. 30-40 saniye çektikten sonra GoPro kapanıyordu. Bugün kapanmadı. Nazar değmesin. Tak tak tak. Tam dedim ki şaşırdım. GoPro ilk defa uzun süre kapanmadı. GoPro kapandı maalesef. İnşallah görüntüyü almıştır. Artık en kısa zamanda benim bunu değiştirmem lazım biliyorum ama şu an değiştirecek bütçeye sahip değilim. En azından alırsam da GoPro 12 almak istiyorum. Böyle buradan devam edelim. Zaten burada kalmıştık. Dolunay çok güzel görünüyor şu an. Kameradan görünmez ama. Yol boyu böyle devam edelim. Burada aslında pasaj var, büyük bir pasaj. Ya da soldan devam edelim. Sol bizim için daha iyi olacak. Hadi kapanma be. Burası Türkiye'deki gazinolara benziyor. Miss Osaka. Genelde böyle orta yaşlı insanlar buraya gelip eğleniyor. İçeride ise adam bana dedi ki giremezsin. Sadece Japonlar girebiliyormuş içeriye. Yabancıları kabul etmiyorlarmış. Thank you, arigato. Bakın burada yemekler var. Buralar bir tık dediğim gibi pahalı oluyor ama fiyatlar burada 380 yen, 580 yen. Şurada 6 tane normal klasik, bir tane sushi var. Tuna sushi. 6 tanesi 300 yen. O çok ucuzmuş. 2 dolar. Bak böyle bir tabak. Bu tavuk mu domuz mu bilmiyorum ama tavukmuş. 650 yen. Bence fiyatlar uygun. Pahalı değil. 650 yen ne kadar oluyor? 150 yen 1 dolarsa fena değil. Bu sokak için konuşuyorum. Burası için bence fena değil. Burada zaten bu tax free olayını biliyorsunuz. Bazı mağazalar tax free yazmış. Yani aldığınız ürünün taksını o an orada hemen alabiliyorsunuz pasaportunuzu gösterdiğiniz zaman. Normalde bazen havalimanına gidip orada o işlemleri halletmeniz lazım ama burada direkt mağazada hemen pasaportunuzu veriyorsunuz. 1-2 dakika içinde düşüyorlar taksı. Bence çok iyi sistem. Ben bu gözlüğü aldım. Gözlüğü aldım. Mağazada tax free vardı. Hemen mağazada halledip düştüler fiyatın yarısını. Yarısını derken tax free'yi düştüler yani. Akşam saatlerinde yani 1-2 saat sonra burası daha kalabalık olacak. Şu anda da fena değil. Kalabalık bayağı bence.
sol tarafa doğru gidelim. Bakın yol üstünde giderken böyle şehrin tam merkezinde tapınak gibi bir yer gördüm. Burası tapınak mı değil mi bilmiyorum ama tapınağa benziyor çünkü aynen tapınak. Çünkü insanlar burada dilek falan tutuyor. Tam böyle şehrin merkezinde bir yer. Bu suyla ne yapıyorlar acaba? Dilek mi tutuyorlar? Burada da birileri bir şeyler yazıp bırakmış. Büyük ihtimalle dilek yazıp bırakmışlar. Bunlar böyle birikiyor. Şimdi buraya gün içinde binlerce insan geliyor. Burada sadece toplasanız 100 tane falan bu tahtadan var. Burada biriken diğer tahtaları nereye götürüyorlar? Burada bu şekilde yine kağıtlara bir şeyler yapıp buraya asmışlar. Hadi gidelim. Dışarı çıkalım biz. Dotonbori'nin size o merkezi yerini göstermek istiyorum. Orada insanlar genelde fotoğraf çekip video falan çekiyor. Çok merkezi bir yer. Zaten hemen sola döndüğünde Dotonbori görünecek. Gidelim. Ne kadar kalabalık olduğunu görüyorsunuzdur arkadan. Hemen ön tarafı da göstereyim size. Acayip kalabalık. Burada birçok oyun salonu, restoran, kafe, bar. Bizdeki İstiklal gibi ama burası daha kalabalık. Bu bile. Ben karşıdaki tabelada yazıyor zaten Dotonbori. Size köprüyü göstermek istiyorum. O meşhur köprü. İnsanlar buraya akın akın gelip fotoğraf çekiyor. Ama fena kalabalık. Your costume is good. One more. Ruby. Hey. Second video. Yeah, it's good. You like? You change, yeah? I mean, it's changed. Yeah. Correct. Yeah. You're a boy, you're a girl today. Correct. Okay. Makeup like this. Bugün, this is like Halloween costume or what? Yeah. Follow the umbrella. Okay. Abi, olaya bakın. Bugünlük o erkek olmuş, o daha kadın olmuş. It's good. Türk misiniz? Evet. Türk'üm. Where did you learn? Merhaba, merhaba. Türkçe biliyorum. Where did you learn? Türk'üm, babam Türk. Ciddi misin? Neredesin? Evet, İstanbul'da. Çok memnun oldum. Çok memnun oldum. Oha, bakın. Görüşürüz. İyi oyunlar. Teşekkür ederim. Size de. Abi tutmak istemedim. Gidiyordular. Kafalara bak. Kafalara bak. Manyaklar. Yemin ediyorum. Tam böyle manyak bir arkadaş grupları var. Belli zaten. Gidelim gidelim. Ne kadar kalabalık olduğuna bakın. Burada müzik yapan falan var. Maskeyle örümcek adam şovu yapan var. Bu köprü bayağı meşhur. Aslında buranın meşhur olmasının nedeni bu tabelalar. Bu ışıklı renkli tabelalar dikkat çekiyor. Dolunay'ın güzelliğine bakın. Buradan kameradan çok iyi görünmez ama burada da beatbox yapıp şov yapıyor bu elemanlar. Köprü bu şekilde. Burada da bir kanal var. Bu kanaldan genelde botlar, tekneler falan geçiyor. Köprüden aşağı inelim. Size geçen tekneleri falan göstermek istiyorum. Kanalı göstereyim.
Etrafında restoranlar, barlar falan var. Bak işte buradaki insanlar bu şekilde kanalın etrafında bir tur atıp geliyorlar. Sordum fiyatını ama şu an hatırlamıyorum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. Genelde buradan biniyorlar herhalde. Burası son durak olabilir. Yo, nereden iniyorlar? Yok. Buradan binmiyorlar. Dolunay çok iyi görünüyor, bilmiyorum. Ama GoPro'dan ne kadar iyi görünür bilmiyorum. Köprünün diğer tarafında restoranlar falan var. Burada normal insanlar oturuyor. Bakın burada bir tane restoran var. Bir çift oturmuş. Şaraplarını yudumlayıp manzarayı izliyorlar. Burası bu şekilde. Bir de size buranın saat 2-3'teki halini göstermek istiyorum. Gece hayatının böyle canlı olduğu zamanı. Akşam halini size göstermiştim. Şimdi de gece halini göstermek istiyorum. Saat gece 1.30. Burası barların ve klapların yoğunlukta olduğu bir cadde. Bir gidelim bakalım sokaklarda insanlar nasıl eğleniyor, nasıl takılıyor. Burada çok fazla bisiklet var. İnsanlar bisiklet kullanarak her yere gidiyor genelde. Ulaşım çok pahalı olduğu için. Bakın yine burada anime kızları mekana müşteri çekmeye çalışıyor. Bak mekan ücretlerini yazmışlar oraya. 1200 yen, 1300 yen. İçeride mekanda kaldığınız dakikaya göre fiyat artıyor. Bu arada ilk defa Osaka'da hafta sonu ben de dışarı çıkıyorum. Bakalım burada eğlence, gece hayatı nasılmış? Ben de merak ediyorum. Aslında Tokyo'da çok daha çılgın, çok daha böyle eğlenceli geçiyordur ama hem Osaka'yı size göstermek hem de kendim görmek istiyorum. Hafta sonu nasıl? De bu arada sokakta ve köprü üstünde bilmiyorum, kamerayı açtığım yerde köprü üstünde çalışan kızlar vardı. Burada da bu şekilde çalışan kızlar var. Masaj adı altında müşteri çağırıyorlar genelde. Evet, Dotonbori'ye tekrar geldik. Burası Dotonbori. Bu meşhur köprünün olduğu yer. Karşı tarafta bayağı bir kalabalık var. Ne var bilmiyorum. O tarafa doğru gidelim. Buraya akşam gelmiştik. Deli kalabalıktı. Şu an çok daha az insan var. Oo, bu cadde hareketliymiş. Anime kızları yine mekana müşteri çekmeye çalışıyor. Japon gençleri nasıl eğleniyor? Bakalım. İstanbul'daki Kadıköy gibi mi, Beşiktaş gibi mi, yoksa hiç alakamız yok mu? Burası o köprünün olduğu yer. Karşı taraf. Burada biri böyle bu şekilde uyumuş, uyuyakalmış. Bu arada Japonya'da bu gibi durumlar çok normal. Sokakta sabaha doğru uyuyan çok fazla insan görebiliyorsunuz ve bu burada çok normal ve kimse bu insanlara dokunmuyor. Yani hırsızlıkmış ya da işte bir şeyini çalalım falan biraz sıkıntılı. Burada işte bu şekilde uyuduğunuz zaman kimse size ellemiyor. Peki şemsiyeli abiler mekana müşteri çekmeye çalışıyor, aynen. Şöyle şemsiyeli durup. Ya da yağmuru mu bekliyorlar bilmiyorum. Hava biraz kapalı, yağmur yağabilir. Burada bir tane hip hop barı var galiba. Karşıda. Şu an burada bir sıra var. İnsanlar içeri girmeye çalışıyor. Genelde herkes bisikletlerle takılıyor. Bakın. Bakın.
Burada da yine bir eleman uyuyakalmış kapının önünde. Sen bu gecenin vaktinde ne yapıyorsun burada? So cute. You are so cute. Sen çok tatlısın. Hello. Gece saat 1:30. Too late. Why not sleep? Why not sleep? Ne yaptın? Partiye mi geldin? Bye bye. Love you. Thank you. Allah'ım, çocuklara ölüyorum. Hele Asyalı çocuklara bayılıyorum yani. Çekik gözler yani. Burada da bir kız kendini yerlere atmış. Bakın akşam bu köprüyü hatırlıyorsunuz değil mi? Akşam adım atacak yer yoktu. Şu an bomboş. Yine fena değil, kalabalık bu saate göre ama akşama kıyasla bomboş yani. Buradaki elemanlar burada akşam gösteri yapıyordu. Bir de burada şey var bakın. Adam elindeki o sopayla diyor ki kıçıma vurursanız 500 mü? Bakın 500 verip go. Eleman şu an acı çekiyor. İşte Japon gençleri de bu şekilde eğleniyor. Hey, hey, yeah. Hi man, how are you? Yeah. You from Osaka? Osaka. Minami. I'm from Osaka. Osaka, good. Yeah. Turuko. 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 Turuko demek Türkiye demek. Turuko, ice cream. Ice cream. Ice cream. Turuko YouTube. Genelde zaten herkes dondurmayı bilir. Ice cream, ice cream. Turuko ice cream. Yeah, yeah, yeah. I do YouTube. Channel 登録者数. Channel 登録者数. I don't understand. Channel. Bir şeyler söylüyor ama anlamıyorum. Channel check. How many? You can follow me. Channel check. Not too much. No, no, no. Channel check. No internet. I don't have internet. Diyor ki bakmak istiyorum. İnternetim yok da diyor. Easy, man. Bye, eleman vuruyor. I love Turco. I love Turco. Thank you, thank you. Turco ice. I love Turco. I love Turco. I love Turco diyor. I love Turco. Thank you, man. Thank you. Millet birbirine vuruyor bayağı. Orada yazıyor 500 yen, 1000 yen. Bayağı hızlı burada. Buraya artı 18 olarak kapatmam lazım. Burada Çince yazmış, şey Japonca yazmışlar anlamadım ama orada şey yazıyor. Yani bir kere vurmanız 1000 yen. Bir kere vurmak isterseniz 1000 yen. 1000 yen karşılığında 1000 yen yaklaşık olarak 6,5-7 dolar falan oluyor. 1000 yen karşılığında bir sopa yiyor. Bu plastik zaten çok şey değil aslında ama can I touch? Oo, yok. Acıtır. Acıtır. Çok iyi acıtır hem de. Normal hafif bir plastik değil. Gidelim gidelim. Biz sokakların olduğu yere, caddelerin hareketli olduğu yere gidelim. Japon gençleri de bu şekilde eğleniyor. Oo, burada galiba biri bayılmış. Şu an ambulanstan birileri geldi aynen. İleride biri bayılmış. Aşağı doğru inelim bakalım ne olmuş. Tam olarak anlayamadım.
Hani köprü altında takılan gençler de var. Bunların bazıları Japonyalı, bazıları Endonezyalı. Gençler bu şekilde sokakta takılıyor. Oo, bu kız bayılmış, uyanmıyor galiba. O yüzden ambulansı aradılar büyük ihtimalle. Karşıda da takılan gençler var. Onların çoğu Endonezyalı. Burada takılan tayfa Japonya. Umarım kız iyidir ya. Etrafında bayağı insan toplanmaya başladı ama büyük ihtimalle alkolü fazla kaçırdı. O yüzden. Biz yukarıya doğru çıkalım. Bu cadde bayağı büyük. Bu şekilde gidiyor. Burada bir cadde bu şekilde gidiyor. Burada bir cadde bu şekilde gidiyor. Zaten biz buradan geldik. Bu böyle devam ediyor. Ben burada kapatmak istiyorum. Eğer bir mekana, bir yere girersem tekrar video açarım. Ama bu gecelik bu kadar. Size elimden geldiğince sokakları, gece hayatını göstermek istedim. Caddeler çok uzun, çok yani göstermek istersen bitiremem herhalde bir saat, iki saat içinde. Çünkü burası bayağı büyük. Bugünlük video buraya kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yorum yapmayı, beğeni atmayı unutmazsanız sevinirim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.